iki. Yerden biraz. Söylediğiniz gibi 10 günlük bir ara, sonra antrenmanlara başladık. Antrenmanlar gerçekten iyi ve ağır geçiyor. Futbolcular en iyi şekilde antrenmanlara katıldılar. Elinden geleni yapıyorlar. Çünkü biliyorsunuz çift idman günde yapıyoruz. Ve yoğun geçiyor antrenmanlar. Bu ilk 10 günümüz bu şekilde geçecek. Ağır geçecek. Sonra ayın içinde Antalya'da kampta olacağız. Orada da 3 hazırlık maçımız olacak. Orada da antrenmanın şiddeti yüksek olacak. Çünkü biliyorsunuz ikinci yarı ilk yarından kalan 4 maç var. Toplamında 23 maç oynanması gerekiyor ikinci ara. Ve her 3 günde bir maçımız olacak. O yüzden hazırlıklarımızı o şekilde sürdürüyoruz. Tabii bir de Ocak ayında transfer dönemi var. Orada da ihtiyacımız olan 3-4 transferi inşallah aramıza katabiliriz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Sportif direktörümüz Adnan Bey temasları kuruyor ve ilerletiyor. Yöneticilerimiz de yardımcı oluyor bu konuda. İnşallah en kısa zamanda güzel sonuçlar alıp Ocak'ta da yapacağımız transferlerle ikinci yarıya geri kalan 23 maçı daha iyi seviyede oynayarak daha iyi bir sonuçla ilk 10'un içerisinde bitirmeyi Allah nasip eder inşallah. Sıkıntıları zaten biz her maçtan sonra analiz edip çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Zaten 4-5 maçımızı son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar oldu maalesef. Şu an 16 puandayız. Rahatlıkla bir 20-21 puanda olabilirdik açıkçası. Konsantrasyon eksikliği söyleyebilirim. Bireysel hatalarımız maalesef çok. Defans anlamda yaptığımız hatalar var. Onun dışında hücumda ürettiğimiz pozisyonlar ve sonuçlandıramadığımız pozisyonlar var. Zaten futbolda en önemli iki nokta. Pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman defansta da bireysel hatadan yediğiniz goller olduğunda ya maç kaybediliyor ya sadece bir puan alıyorsunuz. Bizim ana sorunumuz burada. Geçen sene de bunu biraz yaşadık. Orada da kaybettiğimiz maçlar oldu. Maalesef bu sene de devam ediyor bazı sıkıntılarımız. Bireysel olarak kendimizi daha geliştirmemiz lazım. Bireysel olarak daha futbolcuların üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Yoğunlaşıyoruz da. Ama maalesef her hatayı bir anda gideremiyorsunuz. Sonuçta bu takım oyunu, bir futbolcumuz hata yapıyorsa onun hatasını diğer arkadaşa kapatması gerekiyor. Ama maalesef bizde zincirleme hata oluyor. Ondan sonra maalesef golü yiyoruz. Bunun üzerinde işte bu ara onu geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçirerek ikinci yarıda başlayacağımız 24 Aralık ilk maçta. 25 Aralık. 24-25 Aralık başlayacağımız Beşiktaş maçıyla birlikte bunu minimum hata, maksimum verim ile oynayarak istediğimiz puanları almak. Konuşmamız lazım. Gerçekleri de konuşmamız lazım. Kadromuzun derinliği maalesef istediğimiz şekilde değil. Bunu sezon başında da dile getirmiştim. En az 3 transfer daha lazım olduğunu söylemiştim. Ama bunları gerçekleştiremedik. Dediğim gibi inşallah Ocak ayında katacağımız 3-4 futbolcu aramıza inşallah olumlu şekilde aramıza ve direkt oynayabilecek futbolcular üzerine yoğunlaşıyoruz. Transfer etmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi o derinlik olmadığından dolayı oyuna katabileceğimiz futbolcular ikinci yarıda olsun katabileceğimiz futbolcular oyunu değiştirebilecek futbolcularımız maalesef tam istediğimiz anlamda gerçekleşmedi.
Ben çekemiyorum ya. Sinirleniyorum ama. Çekemeyeceğim.